Boyun, omuz noktasından etek ucuna kadar almış olduğum paralel boy arkadaşlar 94 santim. Evet, 94. Melikciğim, yazar mıyız 94 santim? 94. Göğüs ölçüsünü alıyorum arkadaşlar. Alalım. Evet. Yanları güzel düzeltiyoruz. Şöyle. Hayatım, bu kapanıyor. Seninle mi burayı değiştirebilir miyiz? Değişiriz mi? Tabii şöyle hocam. Sağ olun. Kapanıyor. Evet. Göğüs alıyoruz. Göğüs ölçümüze bakıyoruz. İşimizi güzelce düzeltiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar, bu arada bedenimiz 40 beden. Evet. Göğüs ölçümüz 50 santim. 50. 50. Şimdi ne yapıyorum? 50'nin yarısı olan 25'i şöyle boydan boya bir çizgi çektim. 50'nin yarısı olan 25'i yukarıdan alıyorum. İşaretliyorum. 25. Burası arkadaşlar arka. Şu an arkaya çalışıyorum. Arka bitince de öne çevireceğim ve burası kumaş katı olacak. Bir de ortalardan 25 alıyorum. 25. Evet. Bir de boy. Boy kaçtı Melek'ciğim? 94. Üst noktadan aşağıya 94 santim boy alıyoruz. Alalım. Bakın. Bu üst noktadan etek ucuna kadar 94 santim boy aldım. Sonra bunu kapatıyoruz. Kapatalım. Dik açıyla uzatıyoruz. Önce arkayı çalışacağız. Bildiğiniz ceket elbise çalışıyoruz arkadaşlar. Benim YouTube'da ceket çalışmam var bu arada. Erkek ceket yaka, şal yaka, oradan da yaka çalışmalarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabi biraz ceket uzun sürüyor ama bugün bu yaptığımız elbise tam detaylı bir ceket diyemeyiz. Sadece ceket yaka özelliği var. Evet. Model şimdi, güzel hocam. Evet, çok hoş. Gerçekten güzel Özlemciğim model. Rengi de çok hoş. Evet, şimdi. Manton çalıştıracağım size. Onu da kızlar şal yaka yaparız. Evet. Şimdi sıra neye geldi? En ve boyu aldık. Buradan aşağıya boyu aldık. Ve enin yarısını aldık. Göğsün. Sıra arka yaka düşüklüğüne geldi. Melek'ciğim, sana bir şey soracağım. Bu tip modellerde arka yaka düşüklüğü en fazla ne kadar olmalı? Takma yakalar. 1 santim, 1,5 santim. Neden? Çünkü boynu üstüne yakaya takacağımız evet. için ha. çok fazla aşağıda durursa kötü durur. Hoş durmaz. Hoş boynumuzu durur. Boğazımızı sarması gerekiyor. Bu tip yakalarda, takma yakalarda ayaklı yaka olabilir, kula yaka olabilir. Yani ribanalı bir bezikten bahsetmiyorum. Ribanalı bir bezikte arka yaka düşüklüğünü 3 santim bile yapabilirsiniz. Ama bu tip yakalarda boynu boğazı sarması için arka yaka düşüklüğü 1-1,5'u geçmemeli. Hatta bazen arka yaka düşüklüğü yapılmasa bile olur. Biz şu an arka yaka düşüklüğünü 1 santim yapalım arkadaşlar. 1. Buradan 1 santim arka yaka düşelim. 1 düştü. Tamam. 1 santim, bakın. Buradan 1 santim yardımcı düştük. Omuz düşüklüğünü nasıl alıyorum? Bakın arkadaşlar. Omuz düşüklüğünü de şöyle alıyorum. Şurada hafif bir leke var ama nereden geldi? Ha, bu arada elbiseye kıyamıyorum ya arkadaşlar. Lekeye takıldım. Omuz düşüklüğünü 3,5 santim yapalım. 3,5. Omuz düşüklüğümüz 3,5 santim düşelim. Yardımcı çizgimizi düştük. Tamam. Şimdi 3,5 santim omuz düşüklüğü, 1 santim arka yaka düşüklüğü. Buramız da arka orta olacak. Buraya da hemen arka orta diyelim kızlar. Arka, orta, düz, ip. Bu da tamam. Sıra geldi neye? Yaka açıklığına. Hadi yaka açıklığını da alalım. Bu arada arkadaşlar, omuz arkadan öne dönüş de var. Bakın 1 santim döndürmüş. Evet. Şu an yaka açıklık ölçüsünü alıyorum. Alalım. Bakalım kaç santim. Yaka açıklığı genelde azdır arkadaşlar. Şu an bunu şu şekilde düzeltip baktığım zaman yaka açıklığımız arkadaşlar, yaka açıklığı 19,5 ama biz bunu 19 yapalım, yeterli. 19. Yaka açıklık 19. Yarısı ne yapar? 9,5. Yukarıdan 9,5'u işaretleyelim. İşaretledik. Tamam. Buradan buraya 9,5 aldım.
9,5-9,5 ne yapar? 19 santim işaretlemiş olduk. Şimdi buraya böyle hafif bir geçiş kavis yapıyoruz. Arka yaka kavisi. Evet. Tamamdır. Arka yaka kavisimizi yaptık. Sıra geldi omuzdan omuza ölçümüzü almaya. Bunu da alalım. Bu arada şarjımız bitiyor. Şarjı da takalım da. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Omuzdan omuza. Bakalım omuzdan omuza kaç santimmiş. Şu şekilde ölçelim. İşimizi bir güzel düzeltelim. Şimdi bir omuzdan omuza ölçüsü var. Bir de omuz ölçüsü var. Bakalım hemen. Şimdi şöyle arkadaşlar, omuzdan omuza şu an 38 santim. 38. 38'in yarısı ne yapar? 19 santim. Buradan buraya 19 santim işaretliyoruz. 19. İşaretlemiş olduğumuz 19 santim ile yaka kenarını birleştiriyoruz. Buradan buraya 19 santim alıyoruz. Omuz omuza ya. Burada omuz kaç santim bu arada? Omuz 10 santim. Numunede kaç santim hemen bakalım. Omuzu da kontrol altına alalım. Arkadaşlar numunede de 10 santim. Demek ki doğru gidiyoruz. Sıra geldi neye? Sıra geldi kol evi dik ölçüme. Hemen kol evi dik ölçümü de alalım. Arkadaşlar işimizi düzeltelim. Kol evini nasıl alıyorduk? Kolu yukarı kaldırıp bedenin şekli ortaya çıkacak. Bu şekilde kol evi alırsak kol evimiz artıya geçiyor. Şu şekilde bakın. Şu an ben kol evi dik ölçüm alıyorum. Düzelttim. Kol evi dik ölçüm şu an 23,5. Bakın ben şu an kolu aşağıya doğru çekeyim. Şu şekilde kol evi dik alayım. Ölçüm artıya geçecek. Şu an baktığım zaman bakın arkadaşlar 23,5 24,5 olarak döndü bize. Bakın 24,5. Doğrusu budur. Yani şu bedenin şekli bu olacak. Doğru ölçü almak için. Evet. 23,5 santimi işaretleyelim. Buradan buraya 23,5. Bir de ayna ölçüsünü bulmak için 23,5'u 2'ye bölüyorum burada hazır kol evini almışken. 23,5 ne yapar? 11,7 mi yapıyor Melekciğim? Evet. 11,7'yi de işaretleyelim. Bakın 23,5 alırken 11,7'yi de işaretledim. Buraya kadar da tamamız. Şimdi almış olduğum işaret karşıya dikkat alıyorum. Yardımcı çizgi aldım. Kol evimi buradan buraya 23,5 aldım. Sıra geldi arka ayna, ön ayna. Şu an bu kalıbın üzerinde şu mesafeye bakıyorum. Hani şu kol evi dik yarısını buldum ya. Bura ile omuz arasındaki mesafe 15. Demek ki omuzdan 15 santim aşağıdan aynayı alacağız. Omuzdan 15 santim düşelim. Aynayı alalım hemen. Arkadaşlar önce arka aynayı alalım. Sonra da ön aynayı alalım. İşimizi güzel düzeltelim. Evet. Bu arada omuz da dönüyor. Evet. 15 santim indim. 15. Hatta şey de yapabiliriz. Çizgi taşıyla işaretleyebiliriz. Omuzdan 15 santim indim. Evet. 15 santim. Evet. Melekciğim arka aynayı söylüyorum hayatım. Melekciğim arka ayna 38 santim. Ön aynaya bakacağız şimdi. Evet. Şimdi ön aynaya bakacağız. Notumuzu aldık. Hemen ön aynayı da yapalım. İniyorum omuzdan 15 santim. İndim. Bir 15 de buradan inelim. İndik. Şimdi arka aynaya ne dedik Melekciğim? 38 dedik. 38. Ne yapacağız? Kol evlerimizi bir güzel düzelteceğiz. İşimizi düzelteceğiz. 38. Şimdi de burayı alıyorum. Melekciğim bu da ön ayna. Daha bir düzelteyim şöyle. 36 santim. Ön aynada 36.
Arka ayna 38. Yarıda ne yapar? 38. 19. 19 santimi işaretleyelim buradan buraya. İşaretledim. 19. Evet. Ön aynayla arka aynanın arasında 1 santim fark var. Onu da işaretleyelim. 2. Yarıda ne yapar? 1. Onu da işaretleyelim. Evet. Şimdi şurada omuz kısmında biraz dik açı alıyoruz. Bu dik açı alma sebeplerimizi hep videolarımda anlatıyorum. Biraz dik açı alırsanız omuzlar birbirine çatıldığında kol takılırken şurada boşluk olmaz. Şimdi arka kol evini hemen bakın arkadaşlar, bir kere de oturtamadım. Ne yapıyorum? Bakın şu şekilde bir kere de oturtamadım. Oturdu ama dik açım geride kaldı. Bu defa ne yapacağım? Bakın bunu buraya koyacağım. Şu şekilde. Biraz daha şöyle derin. Önce geldim bakın. Burayı çizdim. Kol evime. Sonra da bunu ters çevirdim. Çünkü amacım şurada biraz dik açıyı tutturabilmek. Ama arkadaşlar dik açı tutmuyor. Yani tutturabiliriz ama estetiği bu defa bozuluyor. Bence bu şekilde devam edelim. Olur mu? Hani şu şekilde cetveli ters çevirip şu dik açıyı tutturmaya çalışıyorduk ya. Bu defa şuradaki formu yakalayamıyoruz. Bu şekilde idare edeceğiz. Tamam mı? Hani öyle olsaydı daha iyi olurdu ama evet, şu mavi ile çizdiğimde benim arkadaşlar ön aynam ne yapıyordum? Buraya bastırıp kaydırıyordum ve koltuk altında sıfırlanıyordu. Tekrar yerine getiriyordum. Buraya basıp kaydırıyordum. Ne yaptım? Birisi ön, kırmızı arka, mavi ön. Tamamız buraya kadar. Şimdi sıra geldi. Kavislerimiz biraz derin yaptık değil mi kavislerimizi? Biraz daha derin yaptım. Şöyle biraz daha derin yaptım. Çünkü biraz hot kütürlük var ya. Tamam. O yüzden şu kolayı biraz daha derin olsun. O yüzden bakayım çek istersen. Senin güzel. Sen bir tık daha derinleştir hayatım. Ben de mi derinleştireyim? Bakayım. Bir tık. Şöyle hayatım. Çünkü bu hot kütür ya. Şöyle bir tık daha derinleştirelim. Tamam, şöyle. Çok az. Şöyle. Bak bu yeterli. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Buraya kadar tamamız. Sıra bel yerini almaya geldi. Omuzdan 42 santim aşağıya düşeceğim. 40 ile 42 santim arası düşebilirsiniz. Biz şu an standart topluma uyalım. Hani alışa gelmiş 40 santim inelim şu an. Şuradan bile kendini belli ediyor. Şurada bilikler var ya arkadaşlar. Buradan kendini belli ediyor. Bakın. Omuzdan aşağıya iniyorum. İnelim hemen omuzdan aşağıya. Burada zaten arkadaşlar beli 40 santimden oturtmuş. Omuzdan aşağıya 40 indim. İşaret aldım. Omuzdan aşağıya 40 indim. İşaret aldım. Evet. Şu an arkadaşlar omuzdan aşağıya 40 ve bel yerini söylüyorum. İşimi de güzel yine düzeltiyorum. Evet. Doğru ölçü verelim. Arkadaşlar bel 46 santim. Bel. Tamam. Tam 46 santim belimiz. Bel 46. Evet. Şimdi omuzdan aşağıya 40 santim iniyorum. İnelim. Omuz dediğimiz nokta neydi? Şu. Bakın omuzun en yüksek yeri. Burası omuz dediğimiz yer. Şimdi buradan aşağıya 40 santim indim. İşaretimi aldım. Evet. 40 indim. İşaretimi aldım. İşaretimi aldıktan sonra da buraya dik açı yardımcı çizgi aldım. Belimi yerleştireceğim. Ne dedik Melek Bel? 46. Yarıda ne yapar? 23. Evet. 46. Yarıda 23. Sıra geldi bel ile göğüs arasını kapatmaya. Arkadaşlar onu şunu kullanabiliriz. Bakın. Şunu. Bunun sonunu kullanabiliriz. Şurayı da yaparsak çok şişik olur. Hiç gerek yok. Bakın. Şurayı kullanabiliriz. Bu kısmı. Çizdik. Tamam. Bu da tamam. Evet. Sıra gelsin basene. Hadi bakalım. Basen de alalım.
Bunu kaldıralım. Şimdi az önce bel aldık. Şöyle şu düzeltelim. Belden 20 santim aşağıdan basen genişliği alıyorum arkadaşlar. Her zaman işimizi çok iyi şekilde düzelteceğiz. Düzeltelim işimizi güzelce. Şu altta düğmeler var ya, biraz engelliyor beni. Önce şu beli bir çizelim. Biz bunu yıkayınca nasıl olsa bu çizgi taşı izleri geçecek arkadaşlar. Belden bakın 20 santim aşağıya iniyorum. Aslında bunda basen yok. Çünkü niye basen yok? Tam var da buralar zaten genişliyor. Hot kütür oturmuyor. Ama biz yine de ne yapıyoruz? Kontrol ölçüsü alıyoruz değil mi? Amaç kontrol ölçüsü. Yani bunu basenin geçtiği yerin ölçüsünü kontrol altına alıyoruz. Çünkü az önce giydim gördünüz. Tam basene oturmuyor. Evet. Bunu da çizelim. Kontrol ölçüsü alıyoruz. O şekilde düşün. Belden 20 santim aşağıya iniyoruz. Şimdi şu kontrol ölçümüzü alalım. Bakalım kaç santimmiş. İşi düzeltelim. Bu arada arkadaşlar ben hep elbiseyi leke yaptım. Kameradan gözüksün diye içeri kalemle çalışıyorum. Artık arkadaşlarımızdan biri bunun lekesini çıkartacak. Rica edeceğiz birinden. Evet. Basen 55 santim. Basen değil. Sadece kontrol ölçümüz. Evet. Şimdi buradan ne dedik? 20 santim aşağı indim. Yazdım hayatım. Evet. Ne dedik? 55 santim. 55. Hemen onu da yarısını oturtturalım. 55. 20 santim indik. Basen düşüklüğü 20 yazalım. 55. 55'in yarısı ne yapar? 27,5. 55. Biz basan kaç dedik hayatım? 27,5. 27,5. Dışarıya çıkıyor hocam. 27,5 çıkacak hayatım. Evet, yani. Bugün Melek yorgun. Normalde bizim sınıfın hesap makinesi Melek'ti. Evet arkadaşlar. Buraya kadar bakın. Çok şişirmeden şöyle tatlı bir kavis yapalım. Çünkü şu şişik kavisler benim hiç hoşuma gitmiyor basende. Çok kötü duruyor. Şöyle. Tamamız. Evet. Sıra geldi etek ucuna. Hadi etek ucuna da bakalım. Arkadaşlar bu arada video çekiyorum ama bir taraftan da elbiseyi leke yaptım. Orada çaktırmadan üzülüyorum yani. Şimdi kamerada çıksın diye keçeli kalem kullanıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi etek ucunu söylüyorum size. Hemen. Daha iyi bir şey böyle değil mi? Şimdi etek ucunu bakayım. Gayet güzel Özlem. Bak senin çok şişirmemişsin. Evet. Etek ucu 63. Yarıda ne yapar? 31,5. Hemen etek ucumda alalım. 31,5. Şuradan 31,5 işaretleyelim. Arkadaşlar 31,5 işaretledikten sonra ne yapıyorduk? Hatırladınız mı? 2 evet. Santim etek ucundan yukarıya çıkalım. Bakın 2 santim. Buradan buraya 31,5 işaretleyelim. 2 santim de yukarı çıkalım. Etek ucunu biraz kaldıralım. Tamam mı? Şimdi şu dik açıyı çizgimi kontrol altına aldım. Dik açımı bozmadan etek ucum burada. Şimdi etek ucumu da ne yapıyorum? Düz bir cetvelle bel ile birleştirelim. Bel ile birleştiriyorum. Tamam. Evet. Bir şunu 2 santim yukarı kaldıralım. Kaldırdık. Tamam. Şunu da içine alalım.